Evet arkadaşlar, mısır unu, Karadeniz usulü mısır ekmeği yapacağız. Bu köy mısır unu, marketten almadık. Biz kendi bahçemizden yaptığımız mısırlardan değirmende öğüttük, taş değirmende. 6 bardak mısır unu koyduk. Evet, kabartma tozu, tuz, tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar, bir tane kabartma tozu, bir çay bardağı sıvı yağ, evet, yoğuracağız. Şu sıcak suyla, yani elleri yanmayacak kadar sıcak olacak suyumuzu. Suyu ölçü vermek istemiyoruz. Çünkü unun özelliğine göre, yöresine göre o 5 olur, 6 olur, yerine göre değişiyor. Yani şimdi yoğurduğumuz hamur çok yumuşak olmayacak. Çok sert de olmayacak. Yani o kıvamı, suyu ona göre ayarlanacak. Ben onu anlatmak istiyorum. Çok su dökerseniz, şimdi biz ölçü verirsek olmaz. Çok ölçü çok gelir. Bu sefer yumuşak olur. Az gelir. Kıvam katı olur. Olmaz. Kendiniz onu ayarlayacaksınız. Biz sadece kıvamını göstereceğiz burada. İyice yoğurmamız gerekiyor. Yoğurma işlemi ne kadar iyi olursa ekmeğimiz o kadar güzel olur. Biz yöremizde mısır ekmeğini çok kullanıyoruz. Mısır unu bizim vazgeçilmez lezzetlerimizden birisi. Bu arada bardağı döküp buraya aktarıyoruz. Sonunda kaç bardak kullandığımızı da söyleyeceğiz size. Dört bardak mı oldu? Dört bardak oldu. Bir de yarım bardak doldurduk. Neredeyse kıvam olmaya başladı. Mısırın şey ekmeğimizin, hamurumuzun yani.
Kıvam tamam. İstediğimiz kıvamı aldık. Evet, istediğimiz kıvamı aldık. Şu anda 4,5 su bardağı su kullandık. 6 bardak un için. Şimdi borcamın dibini yağladık. Yani evet, yağladık. Şimdi fırına atmak için güzelce düzeltiyoruz. Bunu köylerde, daha önce köylerimizde, şimdi biz fırında pişireceğiz, elektrikli fırında. Ama önceden sobada pişirilirdi. Küçük küçük parçalar halinde yapılırdı. Yuvarlak yuvarlak daha güzel olurdu. Ama o imkanı bulmak biraz daha zor. Evet, elimizi de ıslattık en son. Ekmeğimizin üzerine düzenledik. Şu an pişmeye hazır. Pişim aşamasını size gösteremeyeceğiz. Piştikten sonra tekrar göstereceğim. Tamam. Evet. Şimdi keselim bunu. Piştikten sonra kesmek biraz daha zor oluyor. Pişmeden önce kesersek daha sonra bizim için kolaylık oluyor. Hem ekmeğin pişme olayı da daha güzel oluyor. Evet, mısır ekmeğimiz pişti. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun tavsiye ederiz.